Kur'an indirdiği hükümler uygulansın diye indirilmiş bir kitaptır. Ya diyor ki, benim size önerdiğim bir takım hayata dair belli kodlar var. Bunları uygulayın diyor. Mesela ne var? Uygulayın bize demesine rağmen bir türlü uygulamak istemediğimiz ne var? Size bir sürü örnek verebilirim. Mesela hepimizin çok kolay yaptığımızı zannettiğimiz ama korkarım ki istenilen manada hiç yapmadığımız bir eylem var. Namaz. Herkes kılıyor güya. Ya herkes kılıyor da bu namaz kimseyi kılamıyor bir türlü. Adam namaz kılıyor, namaz onu kılamıyor. Adam oruç tutuyor, oruç onu tutamıyor. Oruç tutamıyor adam, kaçıyor adam yani. Yattı aşağıya uyuyor, oruç nerede yakalayacak bunu? Uyuyor adam. Allahu Ekber diye namaza başlıyor. Allahu Ekber derken Allahu Ekber'in ne anlama geldiğini bilmiyor. Sonra Sübhaneke duasını okuyor. Bunun manasını bilmiyor. Eûzü besmele cümlelerini söylüyor. Bunların anlamını yarım yamalak biliyor veya bilmiyor. Fatiha'yı okuyor. Onu da bilmiyor. Ondan sonra bir zamm-ı sure getiriyor. Zamm-ı sureyi de böyle en kısa ve en tez bitenlerden seçiyor. Kül gibi kul huvallahu ahad. Kısacık inna adaynake ile bütün ömrünü namazını bitiriyor. Milletin suçu da yok aslında. Çünkü bize dediler ki namazın sureleri var. Neymiş namazın sureleri? Elem tereden aşağıya. Aa, kim dedi sana bunu? Elem tereden aşağıya namazın suresi öyle mi? Bir yukarıdaki namazın suresi değil mi? Hümeze suresi, Asr suresi, Tekasür suresi. Tabi Hümeze'yi okur mu beyim? Hümeze okunacak mı şimdi? Nasıl okusun? Üç kuruşu var, beş kuruşu var. Elin alemin karşısına geçip hava atmaktan, kibir göstermekten, caka satmaktan adam köşe olmuş. O Hümeze'yi okur mu? Okusa bile manasını düşünür mü hiç? Veylün likülli hümezetin lümeze. Şu el kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle milletle alay edenlere yazıklar olsun. Veyl olsun, lanet olsun bu adamlara. Bunlara veyl olsun ne demek biliyor musunuz? Ahirette cehenneme giden bazı vadiler var. Bu vadilerin birinin adı da Veyl Vadisi'dir. Bu adam cehenneme gidecek der işte o. O Hümeze suresi. Ne yapıyor bu? Ellezî cema'a mâlen ve addedehû. Bir takım mal, servet topluyor ve onu saydıkça sayıyor. Bir daha sayıyor, bir daha. Her akşam Z raporu alıyor. Her akşam. Hiçbir akşam 24 saatinin ibadet sorgulamasını yapmıyor. Ama ekonomik anlamda taksitler oraya buraya filan onlarla helak olup gidiyor. Mal, mülk, servet biriktiriyor ve bunları çoğaltıp saydıkça sayıyor. Niye yapıyor bunları? Yahsebu zannediyor ki enne malehu ahledehu. Bu malının onu ebedi yaşatacağını zannediyor. Bu servete ne olur ki ya? Bu benim yedi ceddimi kurtarır, yedi neslimi kurtarır der. Gene de gece yarılarına kadar çalışır. Ya kurtarır ya işte de bir de başka işlere bak. Yok. Gene her gün işinin başındadır. İşinin başında olmasını elbette eleştirmiyorum. Ama başka işlere, asıl işlere sırayı getirmiyor. Bu malın onu ebedi yaşatacağını zannediyor. Kella. Hayır, hayır. Böyle değil diyor Allahu Teala. Bu kaş göz el kol hareketleriyle milletle alay etmeyin. Mal servet toplayıp bu mal ve servet üzerinden kendinizi bu malın ve servetin ebedi yaşatacağını zannetmeyin. Kella. Hayır, bu düşünce yanlış. Leyun bezenne fil hutame. Böyle düşünenler hutame cehennemine atılacaktır. Yemin olsun atılacaktır. Leyun bezenne.
L pekiştirme edatıdır. O sonundaki şeddelinin de o pekiştirmeyi bir daha pekiştirir. Muhakkak hutameye atılacaktır. Sonra sorar Rabbimiz. Ve ma edrake mel hutame? Hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Sen nereden bileceksin hutame nedir diye? Hutameyi aslında herkes biliyor. Arapça bilen herkes hutamenin manasını biliyor. Hutame, hatame, yahtımı böyle ezmek, kırıp geçirmek demektir. O Hazreti Süleyman'ın orduları gelirken hani karıncaların lideri sesleniyor diğer karıncalara, diyor ki ya eyyühen nemlu, ey karıncalar dünyası, udhulu mesakineküm, yuvalarınıza girin, la yahtımenneküm Süleymanu ve cunuduhu, Süleyman ve askerleri sizi kırıp geçirmesin. Yahtımenne aynı, hutame, yahtımenne aynı kelimedir işte. Kırıp geçirmek, ezmek demek. Hutame de ezen yer demektir. Ama Allah-u Teala diyor ki sen bilmezsin bunun manasının ne olduğunu. Kime diyor bilmezsin diye? Peygamberimize diyor. Peki bilmezsin dediğine göre ne yapacak şimdi? Bilmezsin diyor, ondan sonra ben bunun manasını söyleyeceğim sana diyor. Ve ma edrakeler böyle bir anlam veriyor. Açıklıyor. Okumaz bunu onun için zamm-i sure olarak. Hayatta okumaz. Hiç bu sure ona gelişmez yani. Hutame nedir bilir misin diyor. Narullahil mukade. Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Narullah, Allah'ın ateşi. Nasıl bir ateş? Elleti tettali'u alel ef'ide. Bu ateş milletin kalbinin, gönlünün içinden dışarıya doğru taşan bir ateştir. Yani yüreği yakan bir ateştir. Ateşi, yangını yüreğin içinden dışarıya doğru çıkan ateşe hutame derler. Ne alakası var yürekle alakalı? El kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle bir garibanın gönlünü kırdı ya, moralini bozdu ya, kalbini darma duman etti ya, ona karşı bir kibir gösterdi, onun yüreğini kendince tarumar etti ya, yüreği kıran, yürek kıranların yüreği kırılacaktır diyor Allah-u Teala. Kalp kıranların kalbini kıracağım diyor. İşte onların gireceği cehennem hutame cehennemidir. Elleti tattali'u alel ef'ide. Bu kalplerin içinden tutuşmaya başlar. İnneha aleyhim mu'sadetun. O hutame cehennemi içindekilere kilitlenmiştir. Fî amedin mümeddedetin. Böyle uzun sütunlar var. Kaçıp gitmesi mümkün değil işte. Öyle hutame cehennemi bu cehennem. Şimdi bunun manasını bilse bir adam, namazda Hümeze suresini okusa, namazdan sonra bir başkasıyla alay eder mi? Bir başkasıyla dalga geçer mi? Ona karşı kibir gösterir mi? Malına tapınırcasına sayıp çoğaltıp ikide bir onunla hava atar mı? Atmaz. Ama iyisi mi Hümeze suresini de okumaz işte. Okumamak çare değil. Namazın sureleri elemtereden aşağıya. Bir şey değil, elemterenin manasını bilse. Onu da bilmiyor. Bir de bir kısmı ne yapıyor biliyor musunuz? Başlarken li'ilafi Kureyş diye başlıyor. Ya li'ilafi diye başlanmaz. Li'ilafi elemtere keyfenin devamıdır. Onun peşine okunur yani. Li'ilafi ona bağlıdır yani. Pat diyor li'ilafi Kureyş. Oradan başlıyor. Tabii önemli değil ki. Bilmiyor ki manasını yani. Ha başından başladı, ha dibinden başladı. Değişen bir şey yok yani. Aynı gidiyor. Bir şey yani en çok yaptığımız, fakat korkarım ki işlev noktasında sonuçlarını hayatımızda görmediğimiz ibadettir namaz. Namazı kılıyoruz. Namaz bizi kılamıyor. Çünkü yakalayamıyor bizi ki. Allahu Ekber deyip başka şeyler düşünüyor adam. Hiç namazla alakası yok. Namaz, cemaatle namaz kılanların kahır ekseriyetine cemaatle kıldıktan sonra gidin sorun.
İmam Fatiha'dan sonra hangi zamm-ı sureyi okudu diye sor. Bak bakayım kaç tanesi bilecek. Bilmez. Bilmez, dinlemiyor ki onu yani. Namazı kıldık, namaz bizi kılamadı. Niye? Yakalayamadı bizi onun için. Halbuki namaz neydi? Namaz Allah'la buluşmanın adıydı. Namaz neydi? Rabbimizin belki de hayatımızda kabul edeceği en önemli fedakarlığımızın adıydı. Belki de namazla bizi çağıracak huzuruna. Belki de en makbul ibadetimiz namaz olduğu için mahşerde amellerimizi namazımız üzerinden değerlendirecek belki. Belki en promosyonu bol ibadetimiz buydu belki. Ama farkında olmadık ki. Hiçbirimiz mesela namaz kılarken şunu düşündük mü? Merak ederim ben. Şimdi yatsı vakti. Eve gidince yatsıyı kılacağız. Mesela şunu düşünerek kılabilecek miyiz acaba? Ya Rabbi işte yatsı namazını kılmaya, bunu çok demeye de gerekiyor. Zaten kılıyorsun işte yani. Yani aklından geçiriyorsun o namazı. Belki de bu namazım benim son namazımdır. Belki de bu gece öleceğim. Belki de sabah vaktine çıkamadan emaneti teslim edeceğim. Son kez namaz kılıyorum. Öyleyse dikkatli kılayım diyebildik mi hiçbir namazı? Diyemedik. Abi ceketi al bari madem geldi. Diyemedik. Namazda okuduklarımızın manasını düşünemedik. Namazın Allah'la buluşmanın adı olduğunu fark edemedik. Secdenin kulun Rabbine en yakın olduğu anı olduğunu hiç aklımıza getiremedik. Tavuk yerden tane toplar gibi secdeden patır güdür indik kalktık. Bir ikinci secdeyi özleyemedik. Vaktinde namazı kılamadık. Yaş geçtikten sonra romatizmalarımız depreşti, siyatikler depreşti, migren vurdu, sinüzit var, rükûya erince kafan ağrıyor, secdeye gidince beynin patlıyor. Secdeye de artık gidemiyorsun. Zamanında gitmedin, şimdi de gidemiyorsun. Kulun Rabbine en güzel hediyesi gençken namaz kılmasıdır. Rükûya varınca 90 derece olacak bacaklarınla belinin şeyi, açısı. Bizimki böyle tam 90 derecelik bir açı tarifi yapıyor. Ona imkan yok. Diyor ki böyle eğildiğin zaman bu arkana yumurta koyacaklar, yuvarlanmayacak. Olur. Niye yuvarlanmayacak canım? Yumurtanın ne işi var arkamda benim? Yani böyle yani şekli talimler. Bak bizim ilmihal kitaplarımızda ve fıkıh kitaplarımızda ya hiç olmayan ya en az olan şey nedir biliyor musunuz? Namazda huşu. Namazın şartları 12 tane farzları yani. 6'sı dışarıdan 6'sı içeriden. Say diyorsun sayıyor. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble. Öğrencilere soruyorsun ne demek bu? Bunu böyle ezberletiyor ona. Niye ezberletiyorsun bunu anlamıyor adam ya. Ya Türkçesini söylesen ne oluyor sana be? Hadesten taharet kimse bilmiyor. Necasetten taharet bilene aşk olsun. Setru avret nereden haberi olacak? İstikbali kıble. Adam anlamıyor işte daha. Vakit. Vakit onu biliyor neyse. Vakit sonra niyet. 6 şart bu. Tamam. Rükünler o da 6 tane. Ne bunlar? İftitah tekbiri. Ben bugün bir imtihanda sordum bir tanesine ki İftitah tekbirinin diğer adı nedir? Ne yazdı biliyor musunuz kağıda? Allahu Ekber dedi. Diğer adı nedir diyorum adam yazıyor Allahu Ekber. İftitah tekbirinin bir adı tahrime tekbiridir. Tahrime tekbiri. Ne demek biliyor musunuz? Bir, saygının zirvesini göstereceğin tekbir. İki, normal hayatta serbest olan şeyleri kendine haram kıldığın tekbir. Artık konuşma, o yana bu yana, şununla bununla ilgilenme yasak.
Allah'ın huzurundasın, adam gibi dur. Tahrimenin böyle iki anlamı var. Saygının zirvesini yakalayacaksın ve bir takım davranışların artık haram olduğunu bildirdiğin o tekbirdir. İftitah tekbiri. İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, kade-i ahire. Tamam. Tamam. Gel bunları bir anlayalım bakalım. Neymiş bunlar? İftitah tekbiri Allahu Ekber demektir. Peki. Kıyam, ayakta durmak. Tamam. Kıraat, Kur'an okumak. Nasıl okumak ama? Kıraat diyor. Bak, tilavet demiyor. Kıraat diyor. Kıraat ne demek? Anlayarak okuyacaksın. Bileceksin ne okuduğunu. Anlamıyla buluşacaksın. Bizimki adına kıraat diyor, eylemi tilavet bile değil. Anlamıyor. Rükû, eğileceksin, secde ise secdeler, kade-i ahire, son oturuş filan. 12 farzın içinde huşu var mı? Yok. Oysa namazın olmazsa olmaz şartı huşudur. Diğerlerin herhangi biri bir mazeretle olmazsa kalanıyla devam edersin. Gene kılarsın namazı yani. Yani düşünün ki abdest almaya imkanın yoksa, su yoksa, bulamıyorsan teyemmüm yaparsın, onun yerine başka bir şey yaparsın. Veya kıblenin bu tarafa doğrunu olduğunu bilmiyorsun. Ben kıbleyi bilmiyorum, namaz kılmıyorum diyemezsin. Şu tarafadır muhtemelen deyip gene kılarsın. Ne bileyim, ayakta duramıyorsan, kıyamı yapamasan bile diğerlerini yaparsın. Secdeye gidemiyorsan da diğerlerini yaparsın. Yani herhangi birini yapamasan bile diğerleriyle gene ibadetini kılacaksın, yapacaksın. Bir defa namazdan kurtuluş yok. Bak, bunu söyleyeyim size. Böyle namaz kılmasan da olur. Yok efendim, üç vakitli, yok cem edersin, toplarsın, çıkartırsın, bölersin filan. Hadi bırak şu işi ya. Namaz 5 vakit ibadettir. 5 vakit kılacaksın bunu ya. Toplaması, çıkartması nedir yani? Cem ettik. Neyi cem ettin? Neydi mazeretin? Bunu söyler misin ben? Yola gidecektik de onun için. Tamam, abdesti git. Çık, abdesti çık. Ezan okunduğu zaman da arabanın içinde kıl. Yani ne gerek var işte hepsini, ben sana kolayını söyleyeyim. En kolayı yatsıdan sonra hepsini topla. Yarım saatte bir çırpıda çıkar. Namaz vakitli farz kılınmış bir ibadettir. Yani 24 saatte 5 defa seni esas sürüşe çağırıyor Allahu Teala. Ne bunu yani sağa sola kıvırıp duruyorsun? En ağır hastalıklarda, en yorucu yolculuklarda, hatta savaşta, cephede olsan bile namazı terk edemezsin. Bitti. Başka bir şey yok. Yolculukta bineğin üzerinde kılacaksın. Bineğin yok, yaya yürüyorsun. Ayakta kılacaksın. Hastasın, abdest alamıyorsun teyemmümle. Ayağa kalkamıyorsun oturduğun yerde. Oturamıyorsun yattığın yerde. Olmuyor kafanı hareket ederek. Daha olmuyor gözlerinle bile namazı kılacaksın. Namaz böyle bir şey ya. Alay edip dalga geçiyorlar namaza. Kılmasan da olurmuş. Görürsün. Oluyormuş. Namazsız din. Namaz yok, oruç yok, hiçbir şey yok. Aldık böyle bir sloganik bir şey. Haydi bakalım. Dindarlık buymuş. Bunun adına dindarlık değil, dini darlık derler. Din daralması derler ona. Dini daraltmış, mahvetmiş yani. Dini hayatından çıkartmış yani. Dindarmış. Yok. Bir fedakarlık diniyle yüz yüzeyiz. Tekrar ediyorum. Biz Kur'an sayesinde dönüşmek zorundayız. Arkadaş, biz bir şeylerimizi değiştireceğiz. Kur'an'ı değiştirmeyeceğiz. Bu densizliği yapmayacağız. Kendi kanaatimize Kur'an'ı delil olarak göstermeyeceğiz. Kendi görüşümüzü Kur'an'mış gibi satmayacağız. Biz Kur'an'ın dediğini görüşümüz edineceğiz. Bizimki bu. Teslimiyet budur. Müslümanlık budur. Müslümanlık Allah'ın dediğine teslim olmaktır. Allah'ı teslim almaya çalışmak değil.
Müslüman Allah'ın çizdiği sınırları gözeten adamdır. Haddini bilen adamdır. Müslüman Allah'a sınır çizemez. Önüne gelen sayıyor. Bunlar şimdi bu ara olmaz. Şunlar uygulanamaz. Emredersin. Tamam. Sen zaten Allah-u Teala böyle zamanların geleceğini bilmiyordu. Nereden bilsin? Sürpriz oldu. Allah-u Teala bilmeden bir şey çıktı önüne yani. Öyle mi? Allah bir şey dediyse sözün bittiği yerdir orası. Sen kulsun, Allah'ın dediğini yapacaksın. Allah'la pazarlık yapmayacaksın. Allah ne dedi bu? Namaz. Namaz bitti. Kılacaksın bunu ya.